Merhaba sevgili çizerler. Evet, bir çiz bakalım programında da tekrar sizlerle birlikte olmanın sevincini yaşıyorum. Biliyorum ki ellerinizde kalemler, boyalar ve kağıtlar mutlaka hazır. Ve çiz bakalım programında bugün neler yapacağız? İsterseniz onu bir hatırlatayım. Hatta geçen hafta neler yaptık? Önce ona bir bakalım. Geçen hafta biliyorsunuz gündemde bir naylon poşet durumu vardı. Onu gündeme getirdik. Mizahi bir üslupla dedik ki işte böyle eyvah naylon poşet diyor tüketici. Elinde pile, daha doğrusu bizim geçmişte kullandığımız pileyi almış götürüyor. Dur kaçma, beni bırakamazsın diyor. Aslında burada bir mecaz bir ifade var. Mecaz ifadeyle bunu karikatürize etmiş olduk. Evet, bugün ne işleyelim? Bugün bence hayvan sevgisini işleyelim. Evet, bugün farklı bir çizim yapalım. İnsan figürlerinden çok hayvan figürleri üzerinde duralım. Mesela işte kedi ve köpek üzerinde, ondan başlayalım. Daha sonraki bölümlerde zaten yine buna mümasil hayvan sevgisini işleyen veya hayvanlar üzerinden çizimlerimiz devam edecek diye düşünüyorum. Öncelikle kedi ve köpek kafalarından başlayalım. Bu kafaları nasıl yapacağımızı çok basit bir formülle size anlatacağım. Daha sonra bunun üzerine bir karikatür çizelim istiyorum. Evet, kağıtlarımızı hazırladık, kalemlerimizi hazırladık. O halde hep beraber ne diyoruz? Çiz bakalım. Evet sevgili seyirciler, kedi ve köpek kafasını yapmak için çok basit bir yöntemle... Siyah kalemimize geçelim. Siyah kalemiyle bakalım nasıl bir şey çıkacak? Hep birlikte görelim. Siz de benim elimi takip edin ve bunun çok basit olduğunu göreceksiniz. Evet, önce soldan başlıyorum. Yani kedi figürüyle taslağını çizdiğim kedi figürünün evet, kabasını çiziyorum. Bu şekilde bir de saç ekleyelim, kulak. Kulağın içine bir üçgen yapalım. Yine bir kulak. Yine onun içine bir üçgen çizelim. Evet, bunu yaptıktan sonra boyun kısmına geçiyoruz. Patilerini çizmek için alta 3 çizgi. Tırnaklarını da yapalım. Bir de arka ayaklarını şu şekilde çiziyoruz. Tırnaklarını yapalım. Diğer uç kısmını da çizdikten sonra kuyruğunu yapalım. Aslında ne kadar sevimli, ne kadar basit bir yöntemle sizlere göstermiş oluyoruz. Evet, gözlere geçiyoruz. Kocaman bir göz. Aslında çizgi filmlerde de görüyorsunuzdur. Yani genelde gözler çok büyük çizilir. Özellikle anime türü, manga türü çizgi filmlerde bunu çok sık görüyoruz. Biz de o mangalara bir gönderme yapmış olalım. Üçgen bir burun kedinin. Şöyle de delik yapalım. Bir de ağzını yapalım. Şöyle sevimli bir şekilde. Şimdi bunu yaptıktan sonra karalama ve desen noktasında gidelim. Evet, mesela gözden başlayalım. Siyah yapalım. Tabii ki bunu renklendirdiğimiz zaman çok farklı bir çizgi ortaya çıkacak mutlaka. Hatta bunun içine bir daire daha yapalım. Daha belirgin olsun gözü. Evet. Bu mangalara da benzetmiş olduk biraz ki özellikle gençler
Çok anlam veremiyorum. Mangaya ve anime tarzı çizgilere çok rağbet gösteriyorlar. Bu zevk meselesi ilginç geliyor bana. Gıdısını yapalım. Evet. Şimdi bıyık yapalım. Kediye. 1, 2, 3 çizgiyle anlatmış olalım. 1, 2 ve 3. Şimdi bir de desen yapalım. Kedilerin de deseni olduğu zaman çok farklı bir görüntü veriyorlar. Mesela yine üçgenle yola çıkalım. Sağlı, sollu. Efendime söyleyeyim. Arka ayaklarını atıyoruz desen. Kuyruğuna da desen atıyoruz. Evet, şöyle çizgi çizgi. Bu yaptığımız üçgenlerin içine de çizgi çizgi atıyoruz. Alın size bir kedi deseni. Bir de altına şöyle bir gölge atalım. Güzel bir çizim olduğuna inanıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Kediden sonra köpek desenimize geçelim. Köpek yavrusu desenine. Onu da bu şekilde çizmeye başlayalım. İlk bakışta armut kafası gibi görünüyor. Evet. Kulağını da şöyle esnek yapalım. Evet. Göz. Burun. Köpeğin burnu, kedinin burnundan biraz farklı yapıyoruz. Çünkü kedinin burnunu üçgen yapmıştık. Köpeğin burnunu da şu şekilde daire yapalım. Bir de ağız kısmına geçelim. Evet, gülen, sevimli bir köpek bu. Göz bebeklerini de yaptık. Hatta dilini de yapalım. Evet, o. Sürekli köpeklerin ağzı açık biliyorsunuz. Burnundan değil, daha çok ağzıyla nefes alıp verdikleri için Allah onları bu şekilde, bu mekanizmayla yaratmış. Evet, ayaklarına geçiyoruz. Yine basit bir figürle. Eğer hızlı gidiyor olabilirim, ne yapıyorsunuz? YouTuber'dan durdura durdura tekrar tekrar çizme imkanınız var. O bakımdan ben acele ediyor gibi görünsem de siz acele etmeyin. Evet, göbek kısmını çizdik. Arka ayakların kısmını da çizmiş olduk şu şekilde. Bir de kuyruk yapalım. Daha sonraki bölümlerde tabii ki diğer hayvan dostlarımızı da çizeceğiz buraya. Hep birlikte çizmiş olacağız. Evet, kaş yapalım. Kaş yapalım derken de göz çıkarmayalım diye bir deyim vardır. Evet, burnunun üst alt kısmına şöyle noktacıklar yapalım. Bir de burnuna renk atalım. Evet, güzel bir şey oluyor. Bence parlaklık yaptık bunun uç kısmına, bir daire yaptık. Daire de beyaz kalıyor. Diğer kalan alanı siyaha boyadığımızda orada bir parlaklık olmuş oluyor otomatikmen. Peki gözün içine bir göz daha çizelim. Daha vurucu olsun. Evet, bence böyle daha hoş oldu. Peki desen yapalım mı? Bence yapalım. Kedinin deseninden çok daha farklı bir desen bu. Hani dalmaçalı deriz ya, puan atalım. Yani puantiye diyorlar moda tabiri. Yani noktalama yapalım. Mesela işte gözünün, yani bizim açımızdan sol göz, köpeğin sağ gözünü boyayabiliriz mesela. Şöyle bir leke yapabiliriz. Evet, gayet güzel oluyor. Bu
gözün etrafındaki halkayı yaptıktan sonra dediğim gibi şöyle rastgele köpeğin efendime söyleyeyim yüzüne, vücuduna lekeler atalım. Ama çok sık olmasın, çok da gevşek olmasın. Şu şekilde. Evet. Bir de ayak kısmını atalım şöyle. Gayet de güzel oldu gibi geldi bana. Sizin için bilmiyorum. Eğer siz de benim takip ettiğim yoldan çizdiyseniz umarım sizin çizgileriniz de güzel olmuştur. Buna eminim. Evet, gayet de güzel oldu. Bu şekilde bir de yine gölge atalım. Mutlaka her çizimin altına bir gölge atarsak o desenimizde bir derinlik kazandırdığını göreceksiniz. Kuyruğuna da atalım şöyle bir desen. Gayet güzel oldu. Evet. Bunu siyah beyaz yaptık ama şimdi bu kedi ve köpekle ilgili bir karikatür yapacağız. Şimdi bağımsız bir karikatür. Eminim sizin de bu çizgileriniz buna benzemiştir, bu tarz çizgileriniz. Şimdi bunu bu şekilde bırakıyoruz. Hemen konulu karikatürümüze dönmüş oluyoruz. Yani hayvan figürleri çizerken gözlere dikkat ediyoruz. Hayvanların üzerindeki bulunan desenlere dikkat ediyoruz. Sevimli olmasına daha çok dikkat ediyoruz diye düşünüyorum. Ben çünkü sevimli olan hayvan türlerini çok keyifle, severek çiziyorum. Efendim, çiz bakalım, devam ediyor. Bir yere ayrılma, şimdi serbest bir karikatür çizeceğiz.